Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün okuldan çıktım, eve geldim ve dedim ki neden akşam rutini tarzı böyle okul sonrası vlog çekmiyorum. Size hafta içi genellikle yaptığım şeyleri, ne yapıyorum, ne ediyorum bunları göstereceğim. Şu anda okuldan geldim, üstümü bile değiştirmedim. Çantamı ve montumu çıkarıyorum. Sonrasında odama gideceğim. Üstümü değiştireceğim, duş alacağım. Ama bugün için farklı planlarım var. Dışarı çıkmak istiyorum annemle. Bir AVM'ye gitmek istiyorum. Çok bunaldım. Sınav haftam. Sadece bir sınavım kaldı yarın oldu. Onun dışında başka sınavım yok artık. O yüzden biraz gezmek istiyorum. Annem gelince, annem şu an dışarıda. Gelince dışarı çıkacağız. Ondan önce duş falan almam lazım. O yüzden şimdi üstümü değiştirmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi giyindim. Duşu eve geldiğimde yapmak istedim. Çünkü hani bir daha dışarı çıkacağım falan diye eve gelip duşumu alıp öyle rahatlamak istedim. Şimdi de size kombimi göstereceğim. Şu an tek eksik makyajım. Makyajımı da şöyle. Ama galiba bu hırkayı giymeyeceğim. Üstüm zaten hani bilmiyorum. Ya da giyeceğim ya. Bilmiyorum arkadaşlar, çok hırsız bir insanım. Neyse, şimdi makyaj yapacağız. Çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde. Makyaj çantam da okul çantamın içinde. O yüzden şu an okuldan kalan makyajım var yüzümde. Çok hızlı makyaj yapıp geliyorum. Makyajımı yaptım. Çok sade oldu. Yani çok gelişi güzel yaptım. Gloss'umu da sürüyorum. Ve bu kadar. Zaten makyaj malzemelerim burada değil. O yüzden bu kadar yeter. Bir de mist diyorum, sıkacağım. Bu da babamın bana yılbaşı hediyesi, böyle parfüm. Ve tamamdır, bu kadar. Makyajım böyle. Aşağıdakiler susmuyor. Sürekli koşuyorlar. Her neyse, makyajım ve kombinim bu şekilde. Şimdi dışarı çıkacağız. Burada okul için kalem kutu almam lazım. Bilgilendirme, şu an evdeyim, videoyu editliyorum. Maalesef bu fikir aklımdan çıkmış. Gerçekten kalem kutuya çok ihtiyacım vardı ama unuttum almayı. Kesinlikle kalem kutum çok eskide. Sonra okul pantolonu yerine giymek için okul pantolonuna benzeyen bir pantolon almak istiyorum. Onun dışında pek bir isteğim yok, bu kadar. Bir de öyle bakınırım yani. Evet, kombinim tamamlanmış oldu bu şekilde. Kol şeyimi de çıkartayım, kolyemi. Böyle. Evet, birazdan çıkıyoruz arkadaşlar. Hazırım. Hüseyin'i de futbola bırakacağız yolumuzun üstündeyken. Hüseyin, kombini nasıl? Eline ne oldu? Şunlar boya da şu kan. Ne haber güzellik? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Yoldayız, şimdi gidiyoruz. Arabaya bindik. Babamları bırakacağız önce, sonra da gideceğiz. Evet, şimdi Hüseyin'leri bıraktık. Annemle arabaya bindik, gideceğiz. Anne, heyecanlı mısın dışarı çıkmak için? Ha? Neden? Normal bir şey, dışarı çıkmak. Ah! Mutlu değil misin benimle dışarı çıktığın için? Aa, seninle çıktığım için. Teşekkür ederim, ego tatmini. Evet. Saçlarım da bayağı uzun şu an. Çok mutluyum bu yüzden. Kızadığı için yani. Woohoo! Tek mutsuz olduğum şey internetim bitti. Telefon nerede? Benim mi? Evet. İnternet bağlayacağım. Ver. Geldik. Şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Buraya yeni bir kafe açılmış. Annem oraya zorla sokacağım. Orada da otururuz belki biraz. Şimdi AVM'ye giriyoruz. Evet, AVM'ye geldik. Şimdi otoparktayız. İçeri gireceğiz birazdan. Annemi bekliyorum. Hadi anne. Geçenlerde annemle kaza yaptık arabada. O yüzden her annemle arabaya bindiğimde biraz böyle temkinli oluyorum ama normalde çok güzel kullanıyor tabii ki anneciğim. Sadece bazen böyle nazara gelebiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Nazar çıktı diyelim. Bağcıklarımı da bağlamadım. Tıkır tıkır sesler geliyor ama bağlayasım da yok yani. Anne, geliyor mu? Geldik. Arkadaşlar, buradaki H&M kapandı, o yüzden gezecek bir yer yok. Hani nereye gezeceğiz? Ay, şaka gibi, çok boşluktayım. Çok boşluktayım. Ne olacak? Bir H&M'imiz vardı İzmit'te, topu topu iki tane. Bir tanesi kapandı. Diğeri de şeyde. O yüzden oraya gidemiyoruz. Neyse, Hunger gideriz en kötü ya. Biraz gezeriz. Watson's'a falan gidelim. Bir de de facto açacaklarmış orayı, biliyor musun? Ya?
H&M'in olduğu yere. Aa. Kapandığı yere. Evet, şimdi Watson's'a gitme taraftarıyım. Ben annemi de sürüklüyorum peşimde. Watson's'a gidiyorum. Oldu. Neyse. Arkadaşlar bu asit, yüz asiti. Çok güzel. Bunun normalde başka bir markadan almıştım ben. Geçen sene 300 liraydı. Bu sene 500 lira olduğu için oradan alamıyorum. Bu 170 lira buradan alacağım. O yüzden. Oh my god. Bir şeyler çıkmış. Ben de bundan vardı. Arkadaşlar şimdi Essence'in bu glosslarından buldum. 40 yılda bir bulabiliyorum sadece. 2 tane aldım. Çünkü çok ucuzlar ve çok güzeller. Bir tane kaş şeyi aldım, sabitleme boku, ne olduğunu unuttum. Bir tane de demin gösterdiğim şeyi aldım. Daha bakınıyorum ama başka bir şey almayacağım. Bakın 170 lira, ben de 20 liraya alıyorum. Alışveriş yapınca dans edesim geliyor ama. Aldım bir sürü şey, baksanıza doldu paketim yine. Çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi Migros'a gidiyoruz. Migros'tan böyle yılbaşı çikolatası falan almak istiyorum. Yılbaşı da geçti gitti ama yine de istiyorum. Bir şeyler bakacağım. Sonra da ben anneme Hunger'a sokmak istiyorum. Hunger'a gidebilir miyiz? Bu ne? Neden? Anne çok oturmayız. İçecek içer kalkarız. Nasıl bir yere yeni açılıya bakmak istiyorum. Gör yapayım. Temassız öpüş çünkü gloss'um var. En sevdiğim şey market alışveriş yapmak olabilir. Kozmetikten sonra. Ben bu ikisini kendime alıyorum anne. Bunlar benim. Şunlara bak. Çok tatlı. Annem 17 yıllık Migros çalışanı olarak ödeme yapıyor. Çok iyi. Lütfen kullanacağınız poşet miktarını tuşlayın. Bağcıklarıma bakın. Açık. Rezil oldu. Aa, Hunger orada bak. Bak, Hunger orada. Şuraya açılmış bak. Gördün mü? Tamam. Şimdi aynen. Ama içer kısmı da vardı. Şimdi arkadaşlar aldıklarımızı arabaya götüreceğiz. Sonra Hunger'a gideceğiz. Sonra eve gideceğim, duş alacağım ve sınavıma çalışacağım. Arabaya bıraktık, tekrardan geri AVM'ye dönüyoruz. Kapısı burası değil mi? Hafta içi her gün 12-15 arası tüm menülerde %20 indirim varmış. Ama bugün 12-5 arası. Oo, içeriye bak. Arkadaşlar şimdi oturduk, sipariş vermeye bekliyoruz. Yapacağım kim bilir? Tadıyorum. Şimdi kafeden kalktık. Şimdi canım çiğ köfte çekti. Asla doymak bilmiyorum. Burada da komagene var. Şimdi komagene alacağım. Çok canım çekti. Arkadaşlar tek gerçek ve ilk aşkım Doritos'lu çiğ köfte. Manyak bir şey. Arkadaşlar şimdi ellerimde çiğ köfte. Evin yolunu tuttum. Daha eve gidip duş alıp ders çalışıp ödev falan yapmam lazım. Ama şu an halimden o kadar memnunum ki eve gitmek istemiyorum. Neyse şimdi gidiyoruz bakalım. Arabaya bindik, otoparktan çıkmaya çalışıyoruz. Sonra da direkt eve geçeceğiz. Çok yorgunum. Arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum. Poşetleri de aldım. Annem de Hüseyin'in futboluna gitti. Babamları alacak oradan. Şimdi giriyorum eve. Çok yoruldum. Aldıklarımı göstereceğim birazdan size. Evet, şimdi eve geldim ve hemen size aldıklarımı göstereceğim. Böyle bir poşet dolusu yaklaşık 500-600 liralık bir alışveriş yaptım. Önce çikolatalardan başlıyorum.
Kendime iki tane bundan aldım. Çünkü ben bundan uzun zamandır bulamıyordum hiçbir yerde. Sonunda buldum. Bu arada elimde de kopya yazıyor, çaktırmayın. Böyle buldum. Bulduğumda da iki tane alayım dedim. Soyulabilen Kinder çikolata. Sonra yine Migros'tan. Bunu ben TikTok'ta gördüm. TikTok'ta gördüğüm her şeyi alıyorum. TikTok'ta gördüm. Böyle kıyafetlerin üzerine sıkıldığında hem ütü etkisi hem de böyle güzel bir yumoş kokusu yapıyormuş. Ben de yumoş kokusuna bayılan bir insanım. O yüzden çok merak ettim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Ben bunu bütün giysilerimin üzerine sıkarım. Cidden sıkarım. Bir de ben ütüyü de hiç beceremem. Ve çoğu kıyafetim ütüsüz. Annem hep ütüler ama ben kırıştırırım. O yüzden çok güzel kokuyor ya. İnşallah kalıcıdır da. Çok beğendim. Bunu gidip bütün giyinme odamdaki her yere sıkacağım. Sonra bir tane Milka aldım. Böyle. Bu da çok güzel. Sonra bir tane Nesfit aldım böyle. Bunu da okul için aldım. Yanıma alırım yarın diye. Sonra arkadaşlar kozmetiğe geçiyoruz. Üçlü ıslak mendil paketi aldım. Bunu annem aldı. Sonra makyaj temizlerken falan kullanmak için böyle pamuk aldım. Sonra ikili süper fırsat paketi aldım, diş macunu. Bunu yine annem almış. Sonra mandalina kolonyası aldım. Bunu da okulda yanıma getireceğim. Güzel kokuyor çünkü. Sonra bunu aldım. Bu 250 liradan 170 liraya düşmüştü ve birazdan bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Hiç merakınız olmasın. Bunun bende The Ordinary markası vardı ama şu an o 500 lira olmuş. O yüzden bu onun muadili. Ya ben de hani muadili olduğu için alayım dedim. Belki güzeldir. Yine TikTok'ta da görmüştüm ben bunu. Güzel bir şeye benziyor. Bunun özelliği yüzdeki lekeler gidiyor. Ve sivilce çıkmasını falan önlüyor. Benim de genelde lekem oluyor. Sivilcem olmuyor. O yüzden benlik bir ürün tam. Sonra iki tane lip gloss aldım. Çünkü bu lip gloss gerçekten çok güzel ve 45 lira. Yani çok ucuz. Eskiden 15 liraydı. Her neyse 45 lira olduğu için iki tane aldım. Bakın daha önceden de kullandıklarım var böyle. Essence'in çok güzel bir ürünü. Gerçekten bayağı beğeniyorum. Sonra kaş tarama şeyi aldım. Bundan bende daha önce vardı ve çok güzeldi. Yıllar önce. Bir tane daha neden almıyorum dedim. Benim kaşlarım seyrek. Aslında seyrek değil. Açık renk olduğu için seyrek duruyor. Ve ben bu görüntüden nefret ediyorum. Bu tarz ürünlerle o kaşımın boş görünümünü almaya çalışıyorum. Şimdi deneyeceğiz. Ay çok güzel. Benim kaş rengim açık olduğu için böyle hiçbir ürün tam rengi uymuyordu. Ama bu ürünün size yemin ederim rengi tam benlik. Kaşım ne kadar güzel oldu. Arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum ve sadece 45 lira mı ne? Yani çok ucuz. Ay çok güzel ayol. Gerçekten beğendim. Bakar mısınız? Çok hoşuma gitti. Açık renk bir de. Bayıldım. Bu ürün favori ürünüm şu an. Başka da bir şey, bir de şunu aldım. Bu da saçın renk açılması için, renk açması için doğal gün ışığı etkisi veren açıcı. Bunu kışın kullanıyorum. Yazın da kullanıyorum ama kışın böyle diplerim hani uçlarındaki kadar sarı çıkmıyor güneş etkisi olmadığı için. O yüzden kışın böyle saçımın her yerine sıkıyorum bunu. Sonra kurutma makinesiyle kurutuyorum, saçlarım sarı oluyor. Çok güzel bir ürün. Şimdi bu aldıklarımı bir kenara bırakıyorum. Cilt bakımına geçiyoruz arkadaşlar. Cilt bakımından sonra direkt duş alacağım. Sonra da ders çalışmaya oturacağım. Daha çok işim var ve saat 9'a geliyor. Zaten 11'de uyuyorum, 12'de uyuyorum. O yüzden hızlıca hemen bakımlarımı vesaire yapmaya geçiyorum. Öncelikle yüzümü temizleyeceğim hızlıca bakım olarak. Bugün aldığım pamuk kullanacağım. Açıyorum. Buna tonikten pamuğumuza döküyoruz. Sonra makyajımızı çıkarmaya başlıyoruz. Aslında bu makyaj çıkarıcı bir tonik değil ama çıkartıyor. O yüzden ben de ekstradan bir makyaj çıkartıcı kullanmaya gerek duymuyorum hani. Gayet güzel çıkartıyor çünkü. Evet, makyajımı çıkardım. Şu an cildimin tamamen makyajsız halini görüyorsunuz. Şimdi de bu ürünü deneyeceğiz. Bakalım, çok heyecanlıyım gerçekten. İnşallah o diğer markadan daha iyidir ya da onun gibidir. Bunun özelliği asidik olması arkadaşlar. Böyle kan gibi çok korkunç duruyor. Yüzünüzü yakacak bu arada. Eğer siz de almak istiyorsanız yüzü bayağı bir yakıyor. Şu an yakmaya başladı bile. Benim cildim bir de alışık yani. Daha önce böyle bir serum kullandım.
Bunu yüzünüzde bir 3-4 en fazla 5 dakika olacak şekilde bekletiyorsunuz. Sonra yüzünüzü yıkıyorsunuz ve cilt renginiz falan da açılımında yardımcı oluyor. Ürünün şu an resmen reklamını yaptım ama gerçekten güzel bir ürün. Hani bunun diğer markasından bahsediyorum. Hatta nerede? Kutusu buralarda. Hah bakın. Bu eskisi. Bitirdim bu kutuyu ben. Birkaç ayda. Bu da yenisi. Bakalım bu marka beklentimizi karşılayacak mı? Bunu tabii ki birkaç kullanımda anlarım. İleriki videolarımda söylerim beğenirsem. Ama şu an gayet cildimi yakıyor yani. Görevini gerçekleştiriyor gibi. Evet. Şimdi beklemeye geçiyoruz arkadaşlar. Bir 5 dakika bekleyip hemen geliyorum. Sonra pamukla yüzümüzü temizleyeceğiz bu serumdan. Arındıracağız. Arkadaşlar şimdi ben aşağı kata geldim. Direkt duşa gireceğim. Yüzüm hani yıkanmış olacak zaten. Evet arkadaşlar duştan çıktım. Hızlıca şimdi ödev yapmaya geçeceğim. Cildim bu arada şu an böyle gayet güzel. Yani cildim güzel değil de ürün güzel bence. Etkileri güzel. Şu an cildimden memnunum. Birkaç haftaya iyice düzelir toparlar diye düşünüyorum. Şimdi gidip ders çalışacağız. Felsefe ve İngilizce iğrenç en nefret ettiğim dersler ama yine de çalışmak zorundayım. O arkadaşlar şu an yazıcıdan arkadaşlarımın attığı özetleri çıkartıyorum. Yani yazmaya o kadar üşendim ki direkt özetleri okuyarak çalışmaya çalışacağım. Defne de kafayı yemiş bilgisayardan dans videoları açıp aynısını yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar şu an felsefe notlarımı da çıkartıyorum. Bunların hepsini ezberlemem gerekiyor ama 10 tane sayfa var. 10 tane sayfanın hangi birini ezberleyeceğim? Yani ne yapacağım bilmiyorum. Çok çaresizim. Yarın felsefe sınavı 7. Defne yapma. Yarın felsefe sınavı 7. ders. O yüzden felsefeleri okula götüreceğim. Okulda çalışacağım bunları ben. Bunu da İngilizceyi de evde yapacağım inşallah. Bacarabilirsem. Daha hala çıkıyor. Arkadaşlar şimdi derse oturdum sonunda. Bu arkadaşımdan aldığım notları bir de kendim yazacağım. İngilizce notlarını. Öyle pekiştirmeye çalışacağım yani. İnşallah becerebilirim. Bir de Google'dan çeviriyi açıp bilmediğim bazı kelimeler var. Onlara bakacağım galiba. Şuradan Google'ı açayım. Çeviri. Arkadaşlar şimdi şöyle kısa bir özet çıkarttırdım. Şimdi de komparatif, süperlatif işte more than, most beautiful falan. Onlar var ya onların videosunu izleyeceğim İngilizce sınavı için. Böyle izliyorum. Our house is bigger than yours. Arkadaşlar şimdi hem ders çalışırken hem de bugün çektiğim videoların bazı bir kısmını şu ana kadarkileri editlerken babam kestane getirdi. Tadı çok güzel. Manyak iyi. Bayıldım. Şimdi kestane yiyorum. Arkadaşlar şimdi yukarı geldim. Ders nereye kadar? Bıktım. Şimdi saç bakımı yapıp saçımı düzleştireceğiz. Bu benim saçıma kullandığım bir keratin kremi. Keratin batırı olarak geçiyor. Batır da tereyağı demek normalde galiba. İngilizce'de öyle hatırlıyorum. Şimdi bunu nemli saçıma özellikle uçlarına olacak şekilde bolca uyguluyorum. Çünkü benim saçlarım gerçekten çok yıpranmış halde. O yüzden bayağı bir uyguluyorum ben bu üründen. Bayağı bir dediğim işte şöyle. Uçlarına yoğunlukla olmak üzere. Böyle. Böyle her yerini güzelce sürüyorum. İkinci uygulayacağım ürün ise bu. Bu da saça özellikle çok ısı gören saçlara böyle bir bariyer hazırlıyor saçlara. Hem daha düz ve fönünün uzun süre kalmasını sağlıyor. Hem de ısıya karşı saçı yumuşatıyor biraz böyle ısıyı hani daha az zararla çıkarmaya çalışıyor saçtan. O yüzden bunu da böyle saçımı uygulamayı seviyorum. Sadece bu iki ürünü uygulayacağım. Zaten daha ne yeter bu kadar. Sonra saçımı güzelce tarıyorum. Benim saçımda zaten keratin bakımı var. O yüzden çok kıvırcık olmuyor. Şimdi de saçımın üstünden bu çakma Dyson'ı ile geçeceğim. Arzum marka çok güzel. Ay yüzüme şey ya. Evet. Şimdi saçımı gidip fönlüyoruz. Arkadaşlar saçım bitti zaten hani çok böyle bir esprisi yok. Sadece üstünden geçiyorum bu makineyle ve sonuç bence süper. Bir de tarayayım güzelce. Böyle hafif kırık fönlü yapmaya çalıştım ama tabii tam olmadı.
Çok uğraşmadım çünkü. Ve sonuçtan gayet memnunum arkadaşlar. Böyle görünüyor. Saçım da iyice uzadı bu arada. Sonuç bu şekilde. Şimdi de aşağı kata dişlerimi fırçalamaya iniyorum. Telefonu düşürdüm. Tam bir şey yok. Yok değil mi? Yok. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Arkadaşlar bu gecelik yapmam gereken her şeyi yaptım. Artık uyku saatim geldi. Gördüğünüz gibi bakımımızı da yaptık. Dersimizi de çalıştık. Saçımızı bile yaptık. Alışverişe gittik. Her şeyi yaptık. Vaktimiz tükendi. Bu videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlar kısmında istediğiniz videoları söyleyebilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında bütün hesaplarım, sosyal medya... Hüseyin bakma. Sosyal medya hesaplarım bulunmakta. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.